Ev egzersizleri serisinin ikinci gününden herkese merhaba. Bugün karın egzersizleri yapacağız ama öncelikli olarak kardiyoları uyguladık mı? Mutlaka egzersiz öncesi kardiyoları uygulamanızı istiyorum. Bugünkü egzersizinize yanınızda bir tane havlu olsun. Çünkü yapacağımız antrenmanla hem omurganızın artikülasyon kabiliyetini arttırırken, fleksiyon yeteneğini arttırırken karın kaslarınızı da güçlendireceğiz. Şimdi başlangıç pozisyonu oturup pozisyona geliyorsunuz. Hemen bu havluyu da bu arka tarafa koymanızı istiyorum. Çünkü birçok insanda şimdi hareketli göreceksiniz. Yuvarlanıp yukarı kalkarken çok zorlanıyorlar. Bu yüzden bu noktada belinizi desteklememiz gerekiyor. Şimdi kolları uzun pozisyonda roll up'la başlıyoruz. Şimdi nefes alıyorsun bu noktada. Nefes verirken önce böyle kuyruk sokumunu koy yere. Şimdi bel bölgeni yere koymanı istiyorum. Şimdi en son sırtını ve başını yere koyarak yere dümdüz yatmanı istiyorum. Ve şimdi nefes al bu noktada. Nefes verirken önce başın, sonra sırtın, sonra belin yukarı doğru ve öne doğru uzamanı istiyorum. Ve şimdi tekrar nefes al. Nefes verirken kontrollü bir şekilde omurganın yere, omurlarının teker teker değdiğini hisset. Yavaş, kontrollü karın kaslarından gücü al. Eğer havluya ihtiyacın yoksa havlusuz da yapabilirsin. Çünkü birçok insan kalkmakta zorlanıyor. Çünkü beldeki kasları çok kısa olduğu için, orada bir destekleyici nokta olmadığı için bu havluyu koyarak yavaş yavaş hareketlere yardımcı olması için hazırlıyoruz. İleriki aşamalarda havluyu kaldıracaksınız ve tekrar nefes al. Verirken 3. Öne doğru uza. Kontrollü ve yavaş. İyice uzamanı istiyorum. Tekrar al nefes. Verirken omurganı hisset. Ve son bir kez daha nefes al. Ve nefes verirken kontrollü yavaş. Çok kolay gelenler havlusuz yapsınlar. Uza burada. Hadi bir kez daha yapalım. Bu da bonus olsun. Geriye doğru kontrollü. Şu an havlu olduğu için mesela bana çok kolay geliyor. Çünkü çok destekliyor. Nefes al. Nefes verirken yukarı öne doğru gel. Ve şimdi kuyruk sokumundan başlayarak omurlarını teker teker hareketlendir ve düz pozisyonda başlangıç pozisyonuna gel. Önce sağ bacağını bük. Şimdi solu bük. Şimdi dizlerin bükülü. Dik yine uzun pozisyonda. Çene yere paralel, gözler karşıya bakıyor. Ve şimdi nefes alıyorum. Nefes verirken C şeklinde geriye doğru gidiyorum. Böyle hafif bir kuyruk sokumunu değdirdim yere. Kal burada. Nefes al. Verirken öne gel. Yavaş ve kontrollü. Tekrar nefes aldım. Verirken geriye. Çok kontrollü ve yavaş gitmeni istiyorum. Kuyruk sokumunun değdiğini hisset. Bu karın kaslarını hisset. Bu havlu yine biraz seni desteklesin o noktada. Tekrar öne doğru gel. Nefes al. Verirken geriye doğru. Karın kaslarını sık. Geri. Çok güzel. Kontrol. Kal burada. Nefes al. Verirken öne gel. Havlu çok geride olmasın. İyice kalçana yaklaştır. Nefes al. Verirken geriye. İhtiyacın varsa ama ihtiyacın yoksa havlu kullanma. Tekrar. Öne gel. 4. Verirken kontrollü ve yavaş. Bak C'yi hiç bozmuyorum. Çenem yere paralel. Gözlerim karşıya bakıyor. Ve karın kaslarım sıkı. Ve tekrar öne doğru geliyorum. Nefes aldım. Son iki kez. Ayak parmak uçlarımla yere bastırmaya çalışıyorum. Geriye. Sık karnı. Ve tekrar öne gel. Nefes al. Verirken geriye. Kontrollü ve yavaş. Zaten maksimumda 6 ya da 8 tekrar yaptığınız zaman doğru yaptığınızda hareketi çok iyi hissediyorsunuz. Ve şimdi kal burada. Nefes al. Verirken kuyruk sokumundan başlayıp böyle omurlarını teker teker hareketlendir. Ve yine başlangıç pozisyonuna gel. Dik duruyorsun. Her şey başlangıç pozisyonuna başlayıp bitmesi gerekiyor. Yani kontrollü, vücudunu iyi kontrol ederek yapacaksın ki hareketi. Döndüm bu noktada. Bak 45 derecelik bir açı. Torakal dediğimiz sırttan döndük. Ve şimdi tekrar öne doğru gelirken bu sefer yine kuyruk sokumundan başla, omurlarını teker teker aç ve yukarı doğru dümdüz uza. Tekrar nefes al, verirken bu sefer yine C şeklinde geriye gövdeni fleksiyon alıyorsun. Uza ve şimdi tekrar yukarı doğru kaldır, iyice uzamaya çalış. Dimdik olduğun pozisyona gel, baş parmaklarını, ayak baş parmaklarını hep bir düğmeye bas. Nefes al, verirken yavaş ve kontrollü. Aç kolu, bak 90 derece oldu. Omurgamda 45 derecelik bir açıyla döndü. Nefes al. Verirken yukarı. Yavaş ve kontrollü. İyice hisset. Tekrar al.
Verirken dön. Oblik dediğimiz yan karın kasların çalışıyor özellikle. Tekrar kaldır. İyice yukarı uzağa. Aynı zamanda bu seriyle hareket kabiliyetlerinizi arttıracağız. Hem sıkı ve fit bir vücuda sahip olacaksın ama kardiyoları yaparsan, beslenmene dikkat edersen, benim söylediklerimi yaptığın sürece maksimum performans alırsın. Söylediklerimi yapmazsan sonuçların istediğin performansta gelmeyecek. Daha düşmeye başlayacak verimlilik. Verimliliği arttırmak istiyorsan tam dediğim şekilde uygula. Kaldır yukarı. İyice dik ve verirken diğer taraf. Son bir kez daha yapacağız. Sağlı sollu. Kaldır yukarı. İyice uza. Ve şimdi diğer taraf. İyice uza 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 uza. Sık karnı. Bak burada hisset. Çene yere paralel. Çapraza bak. Kaldır yukarı. Verirken diğer taraf. Uza 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 uza. Sık karın kaslarını. Kaldır yukarı. İyice dik. Kollar kulak hizasında. Nefes al. Verirken in aşağı. Kontrollü ve yavaş. Biraz dinlen bu noktada. Ve şimdi kuyruk sökümünden başla. Omurlarını artiküle et. Yukarı gel. Çek dizleri böyle biraz kalçaya yaklaştır. Ama çok değil. Şimdi havluyu buradan almanı istiyorum. Havlusuz yapacağız bunu. Ve yuvarlanacağız. Şimdi önce sağ ayağını kaldır. Bak, ayak parmak için pointte uzatıyorum. Şimdi solu kaldırdım. C şeklinde duruyorum. Çok böyle öne kapanma. Özellikle kürek kemiklerini böyle round etme. Aç. Dengelisin. Ve şimdi nefes alırken geriye yuvarlan. Bir top gibi, bir salıncak gibi. Yukarı kalktığın zaman dengeyi sağla, yukarıda kal. Al. Verirken yukarı. Burada dengeyi sağla. Kontrollü, yere değdirmemeye çalış. 3. Yavaş, kontrollü. Tekrar 4. Eğer çok zorlanıyorsan yukarı kaldım. Böyle hafif bir dokunup destek alabilirsin. Tekrar 5. Yavaş. Tekrar 6. 8 tane istiyorum. 7 geriye. İyice bileklerinden tutmaya çalış. Ve son bir kez daha 8. İyice omurganı böyle yere değsin. Kal burada. Bekle. 4. 3, 2, 1, bıraktık, rahat. Yat yere bir. Çek dizleri bir karnına doğru, iyice bir rahatlat vücudunu. Tek bacağını uzat, iyice bir gerilsin. Hem belin, hem de bacakların bir rahatlasın. Şimdi kolları geri uzat, bir rahatla. Bu noktada bir dakika ara vereceksiniz. Bu bir dakika arada da su içmenizi istiyorum. Şimdi siz bu seriyi tekrar başa dönüp 3 kere daha yapacaksınız. Ve böylelikle bugün 20 dakikalık bir karın egzersizi yapmış olacaksınız. Bununla birlikte 10 dakikada kardiyoyu uyguladığınız için bugün 30 dakikalık bir antrenman programı uygulamış olacaksınız. Yani her gün aslında 30 dakikalık programlar uygulayacaksınız. Bununla birlikte istiyorsanız farklı günleri birleştirerek de uygulayabilirsiniz. Ya da bunu uygulayıp, kardiyo uygulayıp üzerine isterseniz yine YouTube kanalımızda bulunan 50 dakikalık serileri de yapabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin seviyenizle ilgili. Vücudunuzu aşırı da yormaya çalışmayın. Hele yeni başladıysanız yavaş yavaş kademe kademe kendinizi zorlamanız gerekiyor. Belli bir seviyeye geldikten sonra antrenman egzersiz sürelerini uzatabilirsiniz. Maksimumda egzersiz yaparken 1 saat, 1 saat 15 dakikayı geçmemeye dikkat edin. Bununla birlikte bu sistemden maksimumda verimlilik almak istiyorsak kardiyo egzersizlerini uygulayacağız. Ama beslenmenize de dikkat etmeyi unutmayın. Çünkü antrenman yapıp çok fazla yerseniz bu sefer yağ oranınız azalmayacak. Kas oranınız artacağı için bu sefer diyeceksiniz ki ben daha fazla şiştim. Aslında bunun temel nedeni alttaki kas kütlesi gelişirken üstteki yağ kütlesinde bir değişim olmaması veya artması senin daha fazla kalınlaşmana neden oluyor. O yüzden spor yaptığın sürece beslenmeye dikkat edeceksin ki bu ikisinin birleşimi sana maksimum sonuç verecek. Şimdi ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz. Güzel yorumlarınızı bekliyorsunuz. Emojimizi koymayı unutmuyoruz. Bugün Koray Hoca ile yaptığım pilates emojisi. Arkadaşlarını Koray Hoca ile pilates diye etiketlemeyi unutma. Tavsiye edeceğin arkadaşları. Yine kanallarımızı takip ediyorsunuz. Zor egzersizler, daha denge gerektiren egzersizler istiyorsanız da Koray Yağmur'un sayfasını yani
Benim sayfamı takip etmeyi unutmayın. Yarın 3. günde kalça egzersizlerinde görüşmek üzere. Bununla birlikte egzersiz fotoğraflarınızı da Instagram'a koymanızı istiyorum. Bizi etiketlemenizi istiyorum. Bunları da yayınlayalım ki diğer insanlar da görsün. Onlar da motive olsun. Aynı zamanda en önemli nokta, ben de motive oluyorum sizlerin benimle birlikte fotoğraflarınızı egzersiz yaparken görünce. Yarın kalça egzersizlerinde görüşmek üzere.